Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 16 Haziran 2020 günlerden Salı, saatlerimiz 21.31'i gösteriyor. Yarın 17 Haziran 2020 günlerden Çarşamba. Yeni günde bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarışseverler. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Yarın 17 Haziran 2020 Çarşamba gündüz yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 11 koşuluk programla başlayacak. Biliyorsunuz birinci altılı ganyan analizimizi verdik İstanbul'da. Sıra geldi ikinci altılı ganyan analizimize. Yine İstanbul at yarışları analizimizden sonra Elazığ'da akşam yarışları 7 koşuluk programdan oluşuyor. Burada da bir altılı ganyan analizimiz olacak. İstanbul ikinci altılı ganyan analizimizden sonra. Sevgili arkadaşlar, bugün gerçekten çok üzüldüm. İkinci ayakta tercih yaptığım bir safkan. Yuda Behmurut'a kalkmıştık ama 11 numara One Love isimli safkan geldi. Üzüldüğüm konu, iki safkan arasında tercih yaptık. Yanlış tercih yaptık. Ama 12 numara ünlü olduğunu sizlere ısrarla vermiştim. Bir George Thomas yavrusu, tanıyanlar bilir demiştim. Hepimizi yatırabilir demiştim. Dikkat edelim bu safkan demiştim. Ve 23 lira 95 kuruş ganyanla gerçekten büyük sürprize imza attı. 5'te kaldı birinci altılı. 9480 lira verdi biliyorsunuz. Birinci altının 5. yanında. Taylarda 2 numara Dragon Born isimli safkan da sizlere günün bankosu olarak vermiştik. İkinci ayakta yine altılı ganyayı kendi 1 numara Dragon Born banko olarak verdik ve bu altıda da yine 5. ayakta 12 numaralı baş kaynak, yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkan baş kaynaktan yattık. Burada da kalitesiyle gümüş kesene güvenmiştik ama gümüş kesen de bizleri yanılttı. Bu altıda da 19.356 lira veren altıda da yine 5'te kaldık sevgili yarışseverler. Belki ufak verdi ama teselli oldu. Yine King Berkay'ı tek verdiğimiz Adana 1. altısında King Berkay tek, Miran Bey tek vermiştik. Bu altıda 205 lira 14 kuruş verdi. Birinci altılı ganyanı bulduk arkadaşlar. Yine cep harçlığı oldu sanırım. Yine bir başlangıç oldu. Yeni pandemi döneminde arkadaşlar. Umarım güzel ikramiyelere hep birlikte imza atarız. Bu ara özellikle sürpriz safkanları çok iyi buluyoruz ama bir türlü denk getiremedik. Umarım denk gelir arkadaşlar. Antalya'da Kemal abim, polis memuru Kemal abim, Kemal Yiğit abim bugün altılıyı bulmuş arkadaşlar. Kocaeli at yarışını ve benim verdiğim 12 numaralı ünlü olduğunu, yani senden duydum diyerek yazmış ve altılı ganyanı bulmuş. Beni aradı, teşekkür etti. Buradan Kemal abime de saygılar ve selamlarımı iletiyorum. Kendisini çok seviyorum. Gerçekten çok değer verdiğim, sevdiğim bir abim. Hayırlı olsun, güle güle harcasın. Umarım daha büyük ikramiyelere hep birlikte buluruz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar 17 Haziran 2020 İstanbul 1. at yarışları analizimizi vermiştik. Sıra geldi 2. at yarışı analizimize. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam, kanalımıza destek vermeleri, kanalımızı bir arkadaşına önermenizi istiyorum arkadaşlar. Mutlaka at yarışı oynayan arkadaşlarınız vardır. Abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir, kanalımızın büyümesine destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler, like'lar çok önemli. Bu bizi gerek Google'da gerek YouTube'da ilk sayfaya, ilk sıralara çıkaracaktır. Dolayısıyla abone sayımızı arttıracak. Bu da kanalımızın büyümesine sebep olacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum diyerek ben İstanbul'da 17 Haziran 2020 İstanbul'da 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 11 koşuluk program var. 2. altılı ganyan programın 6. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik pistte koşulacak. Handikap 15 yarışı dişlere mahsus yarışla start alacak altılı ganyan. Burada özellikle birinci geldiği yarışı çok beğendiğim bir safkan vardı. Victor Galop temsilcisi 8 numaralı Shauri. Çok
kaliteli bir Safkan izlenim veriyor. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Snow Waltz. Sayın İbrahim Aracı'ya ait bu Safkan. Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkacak. Yine beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Sevgili yarışseverler, Natife Kaan temsilcisi. 12 numaralı Snow Waltz. Yine 4 numaralı Shorty. Beğenimi kazanan başka bir Safkan oldu. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde benim 3. şanslı Safkanım olacak. Yine 3 numaralı Heva. Özellikle bu Safkan sentetikte koştuğu yarışlarda ardı ardına güzel yarışlar, bir ikinci bir birincilik yapmıştı. Geçen sene 2019 senesinde yine 3 numaralı Heva'da bugün Mustafa Çiçek idaresinde onlarda değerlendirilmesi gereken Safkan'dır. Yine Selim Kaya idaresinde piste çıkacak 2 numaralı Secret Zenyetta dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir diyorum. Ve 7 numaralı Snow Girl ve 1 numaralı Berdar özellikle kalitesiyle değerlendirilmesi gereken Safkanlardır. Ve ikinci altılda ikinci ayağa geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus kısa vade 6 yarışı merhum Bülent Koçak adına düzenlenmiş anlamlı bir koşu. Burada da kalitesiyle arkadaşlar 7 numaralı Gurbet Ateşi. Bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak. Bugün benim birinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine bir alt ağa temsilcisi, özellikle alt ağaları çimde ben ayrı tutuyorum. Son 2 yarışını 1 numaralı Gökçe Hatun sentetikte kazansa da ben çimde daha başarılı koşacağını, özellikle Halis Karataş idaresinde daha etkili koşacağını düşünüyorum. Bugün 1 numaralı Gökçe Hatun'a da dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine Ayabakan'ın güzel Safkan'ı, özellikle Hürbatur'un anne tarafından torunu olan 2 numaralı Alaşah Müslüm Çelik idaresinde dikkat edilmesi gereken bir diğer Safkan'dır. Yine 17 numaralı arkadaşlar Sinoplu Merve. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan nitelikte bir Safkan. Bu Safkan'a Gökhan Kocakaya binse, Müslüm Çelik binse, Halis Karataş binse, Mehmet Salih Çelik arkadaşımız binse ben bu Safkan'ı tek yazarım. Yanına at yazmazdım yani, ama bugün Nurettin Şen arkadaşımız dersinde piste çıkacak. Yine ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir Safkan. 17 numaralı Sinoplu Merve özellikle, yani Safkan'ı ittim mi gidiyor, çektim mi duruyor. Gerçekten çok değişik bir Safkan. Bilginin güzel bir Safkan'ı 17 numaralı Sinoplu Merve'yi de bugün kuponlara 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 9 numaralı Hopa Şahı. Grubun kaliteli ismi, özellikle çimde çok kaliteli gruplarda koştu. Kendini unutturdu. Bugün Kafkas Şahı'nın tayı 9 numara Hopalı Şahı da dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir diyorum. Ve son isim olarak da 3 numaralı Demir Yıldız'ı yarışsever arkadaşlarıma Tolga Yıldız dairesinde öneririm. Ve ikinci altının 3. ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe çim piste koşulacak açık grup 3 yarışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Arkadaşlar biliyorsunuz son yarışında da sizlere banko olarak vermiştim. Hatta sürpriz grupta tek vermiştim. Ondan önceki yarışında da yine sizlere birinci Safkan olarak ısrarla vermiştim. Yine sürprizdi arkadaşlar. Yine burada Geo Point'in tayı 3 numara Long Runner. Düzlükte yapacağı düzgün aksiyonlarla bu grubu ben çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Kalitesini burada ispatlayacağını düşünüyorum. Yine Gökhan Kocakaya idaresinde ben 3 numaralı Long Runner'ın bu grubu kantarmada geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma ikinci altının 3. ayağında 3 numaralı Long Runner'ı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve ikinci altıda 4. ayağa geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 7 yarışı. Bu yarışta dişlere mahsus bir yarış. Yine Hatice Celaloğlu koşusuymuş arkadaşlar. Burada da arkadaşlar iki Safkan dışına çıkacağını düşünmüyorum. Esasen kazanmasını beklediğim 4 numara Flashing Girl. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Çim pist, kum pist, sentetik pist ayırmayan bir Safkan.
Luxor'un gerçekten güzide safkanlarından bir tanesi. Çok çok grup birlere, çok çok büyük gruplara girmeden koşuyor ama kazanarak ilerliyor, kazanarak gidiyor. Bugün Hişman çizik idaresinde özellikle Hişman'ın stiline uyum sağladığını düşünüyorum. Çünkü safkan biraz istiyor. Yani boynu çok arkaya gidip geliyor. Safkan istediği için tam Hişman çizeğe göre bir safkan olduğunu düşünüyorum. Burada benim flashing gördüm. Ben yarışsever arkadaşlarıma birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine özellikle Taylan'dan beri çok sevdiğim bir safkan olduğu için vermeden geçemeyeceğim. Ben bir numaralı Hafo isimli safkanda bu grupta özellikle Halis Kartaş idaresinde son kazandığı yarış da çok anlamlı bir yarıştı. Açık grup 3 yarış kazandı biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yarış kazandı. O yarışta Runner Bull'u, McFalevo, Alves Fort'u geçmişti. Bugün Halis Kartaş idaresinde etkili koşacağını düşünüyorum. Ve ikinci şanslı isim olarak bir numaralı Hafo'yu yarışsever arkadaşlarıma öneririm. Ve 6'lı galip 5. ayına geçiyoruz. 4 yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe çim pistte koşulacak grup 3 yarışı. Yine anlamlı bir koşu. 23 Nisan koşusu. Arkadaşlar burada özellikle yine bu grubu rahat geçmesini beklediğimiz bir safkan var. Birkaç yarışta kalitesini grup atı olduğunu ispatlayan bir safkan ve normal şartlarda yani pandemiden dolayı 3 ay ara verildi. Bu şartlar olmasa gerçekten rahat bir şekilde banko verilecek bir safkandı. 4 numaralı Kara Mustafa. Gerçi idmanlarında gayet başarılı, gayet iyi gördüğüm, yine tercihen tek yazılabilecek isim olarak düşündüğüm Caş'ın tayı. Özellikle Caş çok büyük şampiyondu ve ilk defa çok güzel bir safkan verdi. Caş Akay orijine dikkat çeken pedigrisiyle Sayın Deniz Kurtel'e ait 4 numaralı Kara Mustafa'nın ben bugün bu şartlarda bu rakiplerini ekürü avantajıyla da rahat geçmesini bekliyorum. Biliyorsunuz 7 numaralı Şenhan'la da ekürü olarak start alıyor 4 numaralı Kara Mustafa. Yine 3 numaralı Egeberk. Eğer 4 numaralı Kara Mustafa'yı tek tercih etmeyecek arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Yine grubun kaliteli ismi Uçan Bey'in temsilcisi 11 numaralı Ulubaş'ta. Gerçekten çok kaliteli bir safkan arkadaşlar. Ardı ardına sentetikte bir yarış kazandı biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman koşusunu kazandı. Yine grup 1 yarışta Cumhuriyet Kupası'nda çok yakın ara güzel bir üçüncülük yaptı. Bugün özellikle Kara Mustafa'nın kötü koşması durumunda 11 numaralı Ulubaş'ta ben varım diyebilir arkadaşlar. Kalitesiyle burada söz sahibi olur Mustafa Çiçek idaresinde. Ve ikinci altının sonaya 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak şartlı bir yarışı. Arkadaşlar burada gerçekten çok güzel safkanlar var. Ben tuttuğum sırasına göre vereceğim. Favoriymiş, sürprizmiş ayırt etmeden veriyorum biliyorsunuz. 6 numara Koca Seyit. Özellikle işlerinde adeta uçan bir safkan. 6 numara Koca Seyit. Smart Robin'in temsilcisi bugün Gökhan Yıldız idaresinde benim birinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 7 numara Miro. Luxor'un temsilcisi bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Bir birincilik mücadelesi vereceğine inanıyorum. 7 numara Miro'nun da bugün ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 13 numaralı Perfect Victory. Furkan Yüksel idaresinde piste çıkacak bu safkanda. Yine 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Batman Fırtınası. İşlerinde dikkatimi çeken bir diğer isim. Bir Luxor torunu, bir Stranger yavrusu. Bugün İşman Çizik idaresinde benim 4. şanslı safkanım olacak. Dediğim gibi çok kaliteli safkanların bir araya geldiği yarış olmuş. Yine 4 numaralı Fishon. Evet, yine 5 numaralı Girayhan. Ve 2 numaralı Börtigin isimli safkanlar. Ama 3 numara Fettahoğlu'da yine bir Astrakhan temsilcisi, bir Nitro torunu. Bu yarışta ihmal edilmeyecek bir isim. Hatta şunu söyleyebilirim. Bu kadar safkan yazdım. Tuttuğunuz safkan varsa Altılı Gani'nin son ayağına yazabilirsiniz. Örnek veriyorum. Altılı Gani'nin 5. ayağında 4 numaralı Koca Mustafa'yı tek yazarsınız. Ya da 4-3 ya da 4-11 bırakırsınız. Ama son ayağı at yazabilirsiniz arkadaşlar. Yine Altılı Gani'nin 4. ayağında Flashing Girl'ü tek bırakabilirsiniz. Ama son ayağı da at yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim kendi fikri görüşüm. Çünkü ilk defa koşan Maiden yarışı arkadaşlar. Bazı safkanlar çok karakterli iş yapmış olabilir ama
yarışta özellikle tedirginlik, korku yaşıyor. Yanlarında safkan olması, start makinesine girmesi problem yaratabiliyor. O yüzden yarış içerisinde çok farklı karakter sergileyebiliyorlar. Onun için bu konuda da dikkatli olun diyorum. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de mutlaka sizlerin de çalışmaları vardır. Sizlerin de analizleri vardır. Umarım güzel bir gün olur. Ama ben bu altılıyı mesela yarınki altılıyı misli oynasam nasıl oynarım? Özellikle ikinci altılı Ganyan'da onu da bir değerlendirelim istiyorsanız arkadaşlar. Ben yarınki altılıyı misli oynamış olsam sevgili yarışseverler ikinci altılıyı yine kafada 8 maç Shaori'yi tek yazarım. Özellikle hoşuma giden bir safkan. Yine Altıgan ikinci ayağında 7 numara gruba ateşiyle 1 numaralı Gökçe Hatun şeklinde 2 safkanla değerlendiririm. Hatta 2 numara Alaşah da yazarım. Yine 3. ayakta 3 numara Long Runner tek yazarım. 4. ayakta 4 numara Flashing Girl tek yazarım. 5. ayakta da 4 numaralı Kara Mustafa ve yani Kara Mustafa tek yazılabilir arkadaşlar ya da 4-3 şeklinde değerlendirilebilir. Ve Altılgay'ın son ayağında da yine 6 numara Koca Seyit ve 7 numaralı Miro hatta 13 numara Perfect Victory de yazılabilir diye düşünüyorum. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.